A1 blok, giriş katta depo olarak kullanılan dükkandaki kolon. Kağıtname yazdım. Kağıtname bahsediyor. Kat malikleri diyor. Kat maliki demiyor. Kat malikleri diyor. Kağıtname bahsediyor. Tamam mı? Ondan sonra gidelim. Hayır, tutar imzalarını atsınlar. Siz bir kere atın. Ben her sorumluluğumu istiyorum. Geldiğiniz yeri yapıldığına dair bir atın imzanı. Muratcığım, Muratcığım. Kiracıyım da. 15 kira. Adım bu kira. Maaş yapıyormuşsun sen burada. Neymiş görevin? Oğlum benim kira. Vergi de alıyorum. Fatih oğlum bana laf söylüyorsun. Seni şakır yaşın. Ben yani oğlan kardeşim var. Oğlan adamı iki baş yaşayın. Dükkanımızın vergisi niye ödenmedi? Seni köyde diyor tabii. Orada keyif satıyor. Demek yok. Bakın hiçbir yetkisi olmayan kooperatif başkanı yetkileri olmadığı halde milleti kışkırtıyor. Efendim kapşırıyormuşumuz şimdi ala oldu başımıza. Evlerimizi yıkmak istiyor. Kendi suçluyum tamam. Evet. Yalan çıkarsa sözlerin yalan çıkarsa sen suç. Tamam suçluyum. Ona göre konuş. Suçluyum. Ona göre konuşacağım. Burada ne oldu bize anlatın. Şimdi yetkisi olmayan kooperatif başkanı, hiçbir yetkisi kalmayan kooperatif başkanı başka bir müteahhitle anlaştığı için buraları yıkıp yeni daireler yapmak istiyor. Şimdi 60 bin lira para alacağına dair kendi sayfasında açıklamalar yaptı. Sayfasında daire başı anlaşma yaptığına dair paylaştı. Biz buranın karot ölçüleri daha önce 2013 yılında alındı. Alındığı halde tekrar karot alınırsa bizim evlerimiz çürüye çıkacak. Nasıl çürüye çıkacak? Bina şeyler, karotlar zedelenmiş olacak. Şeylerimiz, kolonlarımız zedelenmiş olacak. O zaman ne olacak? Bu bina çürüye çıkacak. Onun için biz alınmasını istemiyoruz. 2010 yılında biz buranın ruhsatlarını aldık. Ama 86 yapım olduğu için tapularını aldık, kat irtifaka girdik ama kat mülkiyetine giremedik. İskanımızı alamadığımız için de bu depremlerden dolayı belediye bize Düzce depreminden sonra, İzmir depreminden sonra, Hatay depreminden sonra bize dilekçeler yolladı. Karot numuneleriniz düşük, acilen ivedilikle risk analizi raporu yaptırmanız gerekiyor. Yaptırmadığınız takdirde mühürlenecek, artı güçlendirme yapmanız gerekir dedi. Biz Düzce depreminden sonra bunu yapmadık. Ondan sonra Hatay depreminden sonra şu anda risk analiz raporunu yaptırmak zorundasınız dedi. 70 binini bize yapacak, %40'a kendine geliyor. Benim burada herhangi bir menfaatim söz konusu olamaz. Zaten %40'a geliyor. Ama ben müteahhite kendi binalarından yaptıktan sonra satış yetkisi isteyeceğim dedim genel kurulda. Ben burada bir satış yetkisinde 3 ayın içerisinde bir tane ev sattığım zaman daireden 60 milyona yakın komisyon alacağım dedim. Ve bu benim en doğal hakkım, ben emlakçıyım. 2013 yılında alınan karot numunesi H blok 14, A blok 15, diğerleri de 17-17,5. Bir tanesi de K blok muydu, F blok muydu? 19. Onun dışında o zamanki yıllarda 23 olması gerekiyordu. Burada hiç kimse karot numunelerini aldığında yüksek çıkan olmadı. İşgal etmem bir daha. Çekil, çekil. Ağzım ben çıkartmamışım. Abla sana saygısı var. Yedi kuruşum. Abla gel. Neden izin verirler? Onu anlamadım. Çürük değilse ne güzel. Hakkımız. Hakkımız. Yasamaz. Karot yapılmazsa mühürlenecek belgesi vardı. Elektriğini vermiştik. Sonu vermiştik. Biliyorduk. İyi yapıyor. Sen de yap. Yapıyoruz. Hadi bakalım. Bak. Yap. Ne de şu dergilerim hiç bana küstahlık yapıyor. Allah Allah.
Buranın yıllardır 1985'lerde başlamış bir inşaat var. 2000 yılında oturduk biz bu binalara. Ben binamın şu anda sağlam mı değil mi depreme dayanıklı olarak tahlil yapılmasını istiyorum ve bazı muhalif insanlar karşı çıkıyor. Benim en doğal hakkım, benim binam sağlam mı? Benim oturduğum binadaki kolonun sıvası döküldü giriş katta ve içinden küflü demirler çıktı. Ben huzursuz oturuyorum, huzursuz yatıyorum evimde ve bu hakkım engelleniyor burada şu anda bazı kişiler tarafından. Bilinçsiz insanlar tarafından. Haliksin. Aksana o zaman. Bir kişi yetiyor. Aksana. Bir kişi yetiyor. Hadi sen de at. Bir kişi yetiyor. Bir kişiyi beş kişi at. Ya içeri girerken zorla girmeye hiç müsaade etmiyorsun. Bana ne? 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 Tamam. Ben şimdi daha fazla kötüler de göstereceğim.